Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlarda son olarak bileşke fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Bileşke fonksiyon nedir? Bileşke fonksiyonun özellikleri Farklı fonksiyonların bileşke işlemine alınması ve bileşke fonksiyon ile Ters fonksiyon ilişkisi. Bileşke fonksiyon. A, B, C birer küme olsun. F, A'dan B'ye ve G, B'den C'ye birer fonksiyon olduklarında Fx eşittir Z ve Gz eşittir Y ise G bileşke F, A'dan C'ye olacaktır. G bileşke Fx ise G fonksiyonun içinde Fx, yani y kuralı ile tanımlı fonksiyona f ile g'nin bileşke fonksiyonu denir. Şekilde gördüğümüz A kümesinden B kümesine tanımlı bir f fonksiyonu vardır ve B kümesinden C kümesine tanımlı bir g fonksiyonu vardır. A kümesinden B kümesine x z'ye gitmiş, B kümesinden C kümesine ise z y'ye gitmiş. Baktığımızda g bileşke f'te X, Y'ye gitmiş olur. Bileşke nasıl bulunur? Fx ve Gx fonksiyonları verilip F bileşke Gx'i bulmak istediğimizde 1. Gx fonksiyonunu buluruz. Yani Y eşittir. Gx dediğimizde Y'yi buluruz. 2. F fonksiyonu içine Gx yazarız. 3. F fonksiyonunda X gördüğümüz her yere Gx yazarız. Örneğin fx eşittir 2x artı 3 ve gx eşittir x kare fonksiyonları veriliyor. hx fonksiyonu f ve g fonksiyonlarının bileşkesine eşit olduğuna göre hx'i bulalım. Öncelikle f bileşke gx'de gx eşittir x kare olarak verildi. Şimdi f'nin içine gx fonksiyonunu yazdığımda aslında f'nin içine x kare yazmış olurum ve f fonksiyonunda x gördüğüm her yere gx'i yani x kareyi yazmam gerekir. Bu durumda fx kare eşittir. 2 çarpı x kare artı 3'ten 2x kare artı 3 olarak hx fonksiyonunu bulabilirim. Not. F bileşke gx eşit değildir. G bileşke fx. Bu en çok karıştırılan bileşke fonksiyon özelliklerindendir. Siz genelde F bileşke G ile G bileşke F'yi aynı düşüneceksiniz. Ama tekrar söylüyorum. F bileşke G x eşit değildir. G bileşke F x. Evet arkadaşlar şimdi bir soru çözelim. F x eşittir x kare eksi 7 ve G x eşittir x artı 6 ise. F bileşke G x ve G bileşke F x'in birbirine eşit olmadığını gösteriniz. Cevabına baktığımızda F bileşke gx, f'nin içine gx yazılarak bulunuyordu. Ve gx eşittir x artı 6 olduğundan aslında biz f x artı 6'yı arayacağız. Bu durumda x gördüğümüz her yere x artı 6 yazarız. Yani x artı 6'nın karesi eksi 7 olacaktır. Bunu da açtığımızda x kare artı 12x artı 36 eksi 7'den fx artı 6 yani aslında f bileşke gx eşittir x kare artı 12x artı 29 olarak bulundu. G bileşke fx'e baktığımızda g fonksiyonun içine fx yazacağız. Ve soru bize x'i x kare eksi 7 olarak vermişti. Bu durumda g'nin içine x kare eksi 7 yazdığımda g'nin dışındaki x yerine de x kare eksi 7 yazarım. Bu durumda x kare eksi 7 artı 6'dan g bileşke f x'i x kare eksi 1 olarak bulurum. Böylece ikisinin birbirine eşit olmadığını göstermiş oldum. Evet arkadaşlar bir soru daha çözelim. G eksi 1 eşittir 0 ve F 0 eşittir 9 ise F bileşke G eksi 1 kaça eşittir? Bu en klasik soru tiplerimizden biridir. Bunu cevaplarken f bileşke g eksi 1'i bulmak için yani f'nin içine g eksi 1'i yazacağız. g eksi 1 değeri de 0'a eşit olduğundan aslında soru bana f0'ı bunu sormuş oluyor. Bu durumda da soru bize f0'ı 9 olarak verdiğinden f bileşke g eksi 1'i 9 olarak bulmamız mümkündür. Evet arkadaşlar şimdi bir notumuz daha var. f bileşke g bileşke hx ile... F bileşke G bileşke HX aynıdır. Yani aslında biz bu bileşke fonksiyonu için birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Yani parantezleri farklı yere koyduğumda işlemin sonucu değişmez. Harflerimin yerini değiştirmediğim sürece. Burası önemli. Evet bir not daha. F bileşke ile F'in tersini bileşkeye soktuğumuzda yani F ile F'in tersini bileşkeye soktuğumuzda Öncelikle hangisini yazdığınızın önemi yok. F'in tersiyle F'i de sokabilirdik. Her zaman birim fonksiyonu elde edeceğiz. Yani F bileşke F'in tersi ve F'in tersi bileşke F birbirine eşit ve birim fonksiyondur. Örneğin Fx eşittir 2x artı 3 fonksiyonunda F'nin tersinde x ne olacak? x yalnız bıraktığımızda x eksi 3 bölü 2 olur. F bileşke F'nin tersi yaptığımızda F'nin tersi x eksi 3 bölü 2 olduğundan, F'de x gördüğüm yere x eksi 3 bölü 2 yazarım. Bu durumda 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 elde ederim. Artı 3'ünü de koydum. Bölü 2'ler bölü 2 ve çarpı 2 birbirini götürdü. x eksi 3 artı 3 eşittir x oldu. Yani fx eşittir x. Yani bu da bir birim fonksiyondur. Not. F bileşke G'nin tersi. Tersten giderek söylüyoruz. G'nin tersi bileşke F'nin tersidir. Ya da F bileşke G bileşke H'nin tersi. Yine tersten başlıyoruz. H'nin tersi bileşke G'nin tersi bileşke F'nin tersidir. Evet arkadaşlar son bir soru çözelim. Fx eşittir 3x 2 ve gx eşittir 2x artı 3 olduğuna göre F bileşke G'nin tersinin tersi x fonksiyonunu bulunuz. Öncelikle çözümü yaparken F'nin tersinde x'i bulalım. x'i yalnız bıraktığımda F'nin tersinde x, x artı 2 bölü 3 olacaktır. F bileşke G'nin tersinin tersi, tersten gittiğimizde G bileşke F'nin tersi x'e eşittir. Bu durumda F'nin tersinde x'e x artı 2 bölü 3 bulduğumuzdan g'nin içine x artı 2 bölü 3 yazmamız gerekir. Ve gx fonksiyonu 2x artı 3'tü. x yerine x artı 2 bölü 3 yazınca 2 çarpı x artı 2 bölü 3 artı 3 oldu. Bu durumda 3'ün paydasını genişlettiğimde 9 bölü 3 olarak düşünürsem benim fonksiyonum 2x artı 13 bölü 3'e eşit geldi. Bugün fonksiyonlarda son dersimizi yaparken neler öğrendiğimize bir bakalım. Bileşke fonksiyon ve özellikleri, farklı fonksiyonların bileşke işlemine alınması ve bileşke fonksiyon ile ters fonksiyon ilişkisini işledik. Bugünkü dersimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.